esareti değil, cesareti seçen Ankara'm. Mazlum milletlerin başkenti Ankara'm. Yoksulluğu değil, umudu seçen Ankara'm. Başkenti yiğit insanları, Mustafa Kemal'in askerleri, kalplerimizi bir birleştirelim mi? Kalplerimizi bir birleştirelim mi? Bugün Ankara Büyükşehir Belediye'mizin bahçesinde 360 derece mitinge çevirdiniz. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz başkenti yiğit insanları. Bayraklarımızı, flamalarımızı bir kaldırır mısınız lütfen? Daha, 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 daha. Gibi koruyan hepimizin başkanı, çok yiğit başkan. Mansur Yavaş, Mansur Yavaş. Bu ne güzel Ankara böyle. Muhteşemsiniz. Harikasınız. Sizler bugün Türkiye'ye ders veriyorsunuz. Ankara güveniyor Mansur'a. O Ankara'ya aşık, Ankara ona. Mansur Yavaş, Mansur Yavaş. Baba gibi, oğul gibi, hem de arkadaş. Boşuna seçilmedi dünyanın birincisi. En büyük hazinesi halkın sevgisi. Pırıl pırıl Ankara güveniyor Mansur'a. O Ankara'ya aşık, Ankara ona. Çalıştı gündüz gece, hizmet neymiş anladık. Az laf ile çok iş yaptık, hiç çözümsüz kalmadık. Senin benim hakkımı aslan gibi koruyan Ankara'nın başkanı, çok yiğit başkan. Senin benim bugün Türkiye aslan gibi koruyan Ankara'yı konuşuyor. Başkanı, çok yiğit başkan. Bugün Türkiye Ankara Büyükşehir Belediye binamızın önünde buluşan Ankaralı hemşehrilerimizin coşkusunu izliyor. Fark attık sevgili Ankaralılar. Tarihi bir fark attık sizlerin sayesinde. Emaneti canı gibi koruyan, başın dara düşünce ızır gibi uzanan, senin benim hakkımı aslan gibi savunan Ankara'nın başkanı, çok yiğit başkan. Senin benim hakkımı aslan gibi koruyan hepimizin başkanı, çok yiğit başkan. Bayraklarımızı, flamalarımızı bir kaldırır mısınız başkenti yiğit insanları? Birazdan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş
Ankaralı hemşerileriyle buluşacak. Dünyanın birincisi, en büyük hazinesi, halkın sevgisi. Pırıl pırıl Ankara, güveniyor Mansur'a. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş aramıza katılmışlardır. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Canım başkentliler, izin verirseniz bana aramızda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer parti yöneticilerini takdim edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanımız Doktor Ümit Erkol aramızda, hoş geldiniz diyorum. Ve ben sizleri Ankara İl Başkanımız Doktor Ümit Erkol, Ankaralı hemşehrilerimizi selamlıyor. Ve ben sizleri İl Başkanımız Doktor Ümit Erkol'la baş başa bırakıyorum. Bu ne güzel Ankara! Bu ne güzel Ankara! İyi ki varsınız! Sizlerle gurur duyuyoruz. Bu başarı sizin. Bu başarı Ankara halkının. Bu başarı Türkiye'nin. Biz Mansur Başkanıma inandık. Biz belediye başkan adaylarımıza inandık. Sizlerin, Mansur Başkan'ın yarattığı, belediye başkanlarımızın yarattığı farkı gördüğünüze inandık. Size inandık. Sizin sağduyunuza inandık. Sizin vicdanınıza inandık. Size inandık, bizi yarı yolda bırakmadınız. Çok şükür ki böyle bir başarıyı, böyle bir zaferi bize yaşattınız. Hepinize kucak dolusu sevgiler, kucak dolusu saygılar. Bu başarının mimarı sizsiniz. Bu başarı size hizmet olarak dönecek. Size hizmet edecek başkanları seçtiniz. Onlar da sizin gurur duyacağınız bir performans sergileyecek. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'e layık olduğunuzu gösterdiniz. Ankara'nın, Cumhuriyet'in başkenti olduğunu gösterdiniz. Var olun, sağ olun. İl Başkanımız Sayın Doktor Ümit Erkol'a çok teşekkür ediyoruz. Başkentin yiğit insanları, Mustafa Kemal'in askerleri, hepimizin başkanıyla buluşmanın zamanı geldi mi? Mansur Başkan'la buluşmanın zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? O zaman ben buraya... O zaman ben buraya, huzurlarınıza, başkent Ankara'mızda 25 yıllık karanlığın üzerine güneş gibi doğarak
Başkent Ankara'mızı yeniden Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti yapan, verdiğiniz emaneti canı gibi koruyan, başınızlara düştüğünde Hızır gibi yetişen, başkent Ankara'nın hakkını aslanlar gibi savunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ı davet ediyorum buraya. Ve sizleri çok kıymetli ailesiyle birlikte sevgiyle saygıyla selamlıyorum. İlginize, sevginize, coşkunuza teşekkür ediyor. İyi ki varsınız başkenti yiğit insanları. İyi ki varsınız Mustafa Kemal'in askerleri. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, başkentli hemşehrilerini çok kıymetli ailesiyle birlikte sevgiyle saygıyla selamlıyor. Ve ben sizleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'la baş başa bırakıyorum. Evet, zorlu bir süreci daha açtık. Değerli hemşehrilerim, bir seçimi daha geride bıraktık. Konuşmama öncelikle teşekkürlerle başlamak istiyorum. 2019 yılından önce vaatlerimizle sahadaydık. Şimdi icraatlerimizle sahada olduk. Çalışmalarımıza inanan, bizlere güvenen ve her zaman yanımızda olan, başta Genel Başkanımız Sayın Özgür olmak üzere, önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, partimizin yönetim kademesinden tüm gönüllerimize kadar herkese ve tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim bu seçimde de asıl kahramanlarımız sizler, yani isimsiz olanlardı. Cadde cadde, sokak sokak, bir kaldırım taşını bile eksik bırakmayacak şekilde çalışan, başkentimizin adil yönetim anlayışı için birçok fedakarlıkta bulunan, başta gönüllülerimiz olmak üzere tüm kadınlara, gençlerimize, emeklilerimize, esnafımıza, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, kanaat önderlerine, yani kısacası Ankara halkının tamamına yürekten teşekkür ediyorum. Efendim, bir sağlık ekibi, ambulansımız vardı burada. El kaldırın, oraya gönderelim. Evet, elini kaldırıyorlar burada. Sağlıkçılarımız gidiyor mu? Kameranın altında. Evet, sağlıkçı ekibimiz. Şuradaki kameranın altında. Oradan var. Evet, bir tane de burada var sağda. Evet, bir sağda, bir de kameranın altında var arkadaşlar. Evet, kameranın oraya geçişe izin verirseniz, işinizde doktor varsa o da geçebilir arkadaşlar. Orası tamamsa orada var, kameranın altında. Evet. Değerli hemşehrilerim, kendilerini atıran iftiralara rağmen bana güç veren, gözlerine her baktığımda hayatın anlamını yeniden keşfettiğim biricik aileme ve çocuklarıma da ayrıca çok teşekkür ediyorum.
ve bize atılan iftiralar karşı dualarını kalkan gibi kullanan, aldığımız her solukta, attığımız her adımda güçlerini yanımızda hissettiğimiz herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Değerli Ankaralılar, 2019 seçimlerini kazandığımızda kullandığım cümleleri yine tekrarlıyorum. Biz bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz. Bizim karşımızda düşman yok. Hepimiz bu vatanın, bu kentin onurlu birer ferdiyiz. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Dünyaya bakışımız farklı olabilir. Ama artık seçim bitti. Rozetimizi çıkaracağız. 6 milyon Ankaralı'ya kimseyi ayırmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu kent Ankara bize bundan 100 yıl önce farklı dünya görüşlerine sahip olsalar da Anadolu'nun çeşit yerlerinden vatan uğruna bir araya gelip kurtuluş destanını yazanların emanetidir Ankara. Bu kent bize bitti denilen yerde bir anka kuşu gibi küllerinden doğarak tüm zorlukları aşan Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının emaneti. Bu kent evet. Bu kent bize Türk milletinin tunçtan yüreğini, bükülmez bileğini, vatan sevgisini tüm dünyaya gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, silah arkadaşlarının ve ülkemizin başkenti olması sebebiyle gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizin emanetidir. İşte biz bu emaneti sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Nasıl pandemide tüm dünyaya hep birlikte bunu gösterdiysek, nasıl selde, yangında, depremde, ülkemizin bütün dertli anlarında en önde ve hep birlikte yardımına koştuysak, şu andan itibaren hiç kimseyi ayırmadan 6 milyon tek yürek olacağız. Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşerilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankara'nın helal oylarıyla tüm Türkiye'de Mansur Yavaş belediyeciliği tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni rakibimiz için çalışan hemşerilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz. Onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur. Geçen seçimde de aynı şeyleri yapmışlardı. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar, Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler. Kaybetmeye de devam edecekler. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Ankara'da seçimi beton kaybetti, yeşil kazandı. Ankara'da seçimi şatafat ve haksız servet kaybetti, emek ve alın teri kazandı. Ankara'da seçimi rantçılar kaybetti, sosyal belediyecilik kazandı. Ankara'da seçimi
imar baronları kaybetti. 6 milyon Ankaralı kazandı. Ankara'da seçimi eser belediyeciliği adı altında çöp projelere, ne olduğu belirsiz beton kulelere milyarlarca lira harcayanlar kaybetti. O milyarlarca lirayı halkın sağlığına, beslenmesine, ısınmasına, eğitimine harcayanlar kazandı. Evet değerli hemşehrilerim, seçimi işte burada olduğu gibi Türk bayrağı altında buluşan gönüllerin, vatan için atan yüreklerin, yani milletin doğrudan kendisini oluşturduğu ittifak kazandı. Herkes bilmelidir ki, bizim belediyecilik anlayışımız hiç kimseye değil, sadece Ankara halkına meftun, sadece Ankara halkına sevdalı, sadece Ankara halkına kölelik yapmayı kabullenecek bir belediyecilik anlayışıdır. Sizlere söz veriyorum. Önceki dönemimizde olduğu gibi bu kenti şeffaf, katılımcı, hesap verebilir anlayışla yöneteceğiz. Sizden aldığımız paranın hesabını yine kuruşu kuruşuna vereceğiz. Kimseyi ayırt etmeyeceğiz. Kimsenin yatağı aç ve açık seyirci kalmayacağız. Ankara'nın sanayisine, tarımına, turizmine, ulaşımına, altyapısına, teknolojisine, eğitimine, kültürüne ve sanatına yatırım yapmaya devam edeceğiz. Değerli hemşehrilerim, bu seçim sonuçları bize olduğu kadar bu ülkede siyaset yapan herkese de bir yol haritası çiziyor. Demek ki kimseyi ayırmadan hizmet ederseniz, yalnızca halkın size verdiği görevle ilgilenirseniz, kutuplaştırmadan uzak durursanız, şeffaf olursanız, halka hesap verirseniz, başı dara düşenin yanında Hızır gibi koşarsanız, az laf çok iş yaparak çalışırsanız, işte böyle rekor oyla seçiliyorsunuz. Rekor oy. Değerli hemşehrilerim, bu tarihi fark bizleri asla şımartmayacak. Tam aksine sizlerin omuzlarımıza yüklediği bu büyük sorumluluğun bilincindeyiz ve sizlere layık olmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bizlere düşen yine herkesin başkanı olmak, herkese tebessümle sarılmak ve bir aile olduğumuzu yeniden göstermektir. Bizim kavgamız tıpkı çalıyor ama çalışıyor sözünü bu kentin damarlarından söküp attığımız gibi çalmadan, yorulmadan, bıkmadan Ankara'mız için çalışmak olacaktır. Bizler devlet geleneğini bilen yöneticiler olarak devletin en üst makamından en alt kademesine kadar uyum içerisinde çalışma irademizi yine ortaya koyacağız. Bunu Ankaralılar için yapacağız. Bunu makamın asıl sahibi milletimiz için yapacağız. Ve bizler artık bu sefer bazı anlayışların değişmesini istiyoruz. Milletimizin iradesine saygı duyulmasına, milletimizin sözünün dinlenmesini istiyoruz. Önceki dönemde bizlere yaşatılan zorlukların ve engellemelerin bu dönemde yaşatılmamasını istiyoruz. Bunu inşallah hep birlikte başarmaya, yine kentimizi hep birlikte yönetmeye hazır mıyız? Hazır mıyız? Dayanışmanın,
sevginin ve saygının gücünü herkese yeniden göstermeye var mısınız? Evet, bugüne kadar başınızı öne eğdirecek hiçbir işin içinde olmadık, yine olmayacağız. Tevazudan ve iyilikten hiç şaşmadık, yine şaşmayacağız. Haktan, hukuktan, etik değerlerden hiç vazgeçmedik, yine vazgeçmeyeceğiz. Tüm bunları yaparken şuranın altını çiziyorum. Kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin, kimden beslenirse beslensin, iftira ve karalama yapan bütün propaganda güçlerine, televizyon kanallarına, internet sitelerine, sosyal medya trollerine bugüne kadar boyun eğmedik. Bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz. Doğrudan, vicdandan, kardeşlikten yana olacağız. Haktan yana olacağız. Halktan yana olacağız. 6 milyon Ankaralı tek yürek olacağız. Ankara'mızı Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır, dünya başkentlerine yarışır bir kent haline hep birlikte getireceğiz. Ben destekleriniz için, özveriniz için, emekleriniz için, dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlere yola çıkarken desteklerini açıklayan, yola çıkarken Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Milli Yol Partisi, Merkez Parti, Milliyetçi Türkiye Partisi ve Anadolu Birliği Partisi'nin sayın genel başkanlarına, yöneticileri ve üyelerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, sıra geldi müjdelerimize. Müjdelerimiz neler olabilir? Biliyorsunuz, Çankaya, Yeni Mahalle ve Elma Dağı belediyelerimiz vardı. 3 taneydi. Bunlara bakın kaç belediye ilave oldu. Evet. Ayaş Belediyesi'ni kazandık. Hayırlı uğurlu olsun. Beypazarı Belediyesi'ni kazandık. Hayırlı uğurlu olsun. Etibeskut'ta çok öndeyiz. Henüz sayılıyor. Gölbaşı'nda çok öndeyiz. Henüz sayılıyor. Güdül Belediyesi'ni kazandık. Haymana Belediyesi'ni kazandık. Kalecik Belediyesi'ni kazandık. Keçiören'de kazanmaya çok çok yakınız. Televizyonlarda söylemiştim. Pastanın üzerindeki çileğimiz Keçiören olacak diye. İnşallah geliyor. 1-2 saate kadar sonuç açıklanır. Kahraman Kazan'da şu anda 2000 oy öndeyiz. Kahraman Kazan Belediyesi geliyor. Mamak'ta çok öndeyiz. O da 1 saate kadar geliyor. Nallıhan Belediyesi'ni kazandık. Polatlı Belediyesi'ni kazandık. Şerefli Koçhisar Belediyesi'ni kazandık. Diğer belediyelerimizde de sayımlarımız henüz devam ediyor. Bitmiş hiçbir şey yok. Onların hepsinde de hemen hemen büyük şehirde farklı şekilde öndeyiz. İnşallah ilçe belediyelerinde aldığımız zaman
onları da duyuracağız. Değerli hemşehrilerim, yarından itibaren Barayı da kazanmaya yakınmış. Barayı da kazanmaya çok yakınmışız, evet. Evet, yani bu duruma göre belediye meclisinde çoğunluğu kazanıyoruz. Evet, belediyede bizlere engel olan belediye meclis üyeleri gitti. Hani o Çamlıdere Belediye Başkanı vardı, hedefim %90 diyen, orada da bağımsız belediye başkanı seçildi, o da gitti. Evet, inşallah diğer belediyelerden de iyi haberleri almaya devam edeceğiz. Yarından itibaren hep birlikte seçilen bütün belediye başkanları kollarımızı sıvayıp kaldığımız yerden devam edeceğiz. 25 ilçemizin tamamını ziyaret edecek, dertleşecek, taleplerini dinleyecek, çözümler üreteceğiz. Bu vesileyle eğlenceyi bayram sonuna bırakıyoruz. İnşallah Mustafa Kemal Atatürk'ün bize resmi mirası olan Atatürk Orman Çiftliği'nde inşallah bayramdan sonra hepinizi bekliyoruz. Gerçek kutlamayı o zaman yapalım. Evet, sevincimiz sonsuz. Hepinize tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Emeklerinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyor. Ailelerinize selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Son bir şey söyleyeceğim. Son söylediğim şu. Bizim bir farkımız var. Seçimi kazandık. 5 yıllığına görev aldık. Değerli hemşehrilerim, sandık sonucu şu anda ben buraya inerken %60'ın üzerindeydi. Evet, %60'ın üzerinde bir oranda kazandık. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bir daha ya oy vermeyen %40'ının da oyunu almamız lazım. Çünkü biz birliği ve bütünlüğü temsil ediyoruz. Bu nedenle lütfen oy vermeyenleri üzecek, onları rahatsız edecek hiçbir şey yapmayınız. Zaten rahatsız olanlar oldu. Ama onların seçmenlerine de saygı duyacağız. Farkımızı göstereceğiz. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Başkentin yiğit insanları, sizleri biraz daha bekleteceğiz. Telefonlarınızı bir çıkartır mısınız başkentin yiğit insanları? Herkes telefonlarını çıkartsın. Rica ediyoruz sizlerden. Telefonlarınızın ışıklarını bir yakar mısınız? Daha. Bu şekilde bekliyoruz başkentin yiğit insanları. Yeni Mahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar aramıza katıldı. Hoş geldiniz diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız Gamze Takçıyel, Çankaya Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güner, Ankara Milletvekilimiz Ali Yetim İsterseven,
sizleri. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız Gamze Taşçıer aramızda, hoş geldiniz diyorum. Başkenti yiğit insanları, Mustafa Kemal'in askerleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş diyor ki bugün Ankara'da emekliler kazandı, emekçiler kazandı, kadınlar kazandı, çocuklar kazandı, çiftçiler kazandı, öğretmenler kazandı, yoksullar kazandı, kimsesizler kazandı. Bugün Ankara'da 6 milyon tek yürek oldu, Ankara'm kazandı diyor. Aramıza Ankara Büyükşehir Belediye'mizin grup başkan vekili Yaşar Neslanoğlu katıldı, hoş geldiniz diyorum. Canım hemşehrilerim, bu burada bitmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin önünde Genel Başkanımız Özgür Özel sizleri bekliyor. Sevgili Ankaralılar, sevgili Ankaralılar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne davet ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gidiyoruz buradan. Gösterdiğiniz ilgiye, sevgiye, coşkuya teşekkür ediyoruz başkentin yiğit insanları. Haklarınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Güle 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 güle. Güle güle Mansur Yavaş. Yolun yolumuz açık olsun diyor başkentli hemşerilerim. Allah'a emanet olun sevgili başkentliler. Başkenti yiğit insanları, birazdan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimizde olacağız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Genel Merkezimizin önündeki Ankaralı hemşerileriyle buluşacak. Sizleri de oraya davet ediyoruz. Verdiğin emaneti canı gibi koruyan, başım dara düşünce hızır gibi uzanan, senin benim hakkımı aslan gibi savunan, Ankara'nın başkanı çok iyi başkan. Senin benim hakkımı aslan gibi koruyan, birazdan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş genel merkezimizde olacak. Sizleri de oraya davet ediyoruz.